Devletlerde Sağlık Organizasyonu Daire Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, İstatistik Daire Başkanlığı, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü ve Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Turgut Şahinöz, pek çok bilimsel toplantı, sempozyum, kurs ve kongreye katılmış, çok sayıda bilimsel yayın üretmiştir. Ben sözü çok uzatmadan hocama bırakmak istiyorum. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü konuşmamızın konusu gelişmiş ülkelerin üzerinde durduğu stratejik bir konu olan sağlık yönetimi açısından da sağlık okuryazarlığı. Dünyada yeni bir kavram ama bizim ülkemiz için iyice yeni. Üzerinde çok fazla bir çalışma yok ve Sağlık Bakanlığı da bu konuda yeterince bir şu anda hizmet planlamıyor. O zaman sunum planı şu şekilde, tarihçeden kısaca bahsedeceğiz. Tanımını, önemini, kapsamını ve sağlık okuryazarlığı türlerini konuşacağız. Sonra yapılmış bazı araştırmalardan örnekler sunacağız. Sonuç ve öneriler kısmı ile bitireceğiz. Buradaki resim bizim sağlık okuryazarlığı konusunda yazmış olduğumuz 2013 yılındaki bir kitabın kapağı. Tarihçe dünyada 1980'li yıllarda gündeme gelmeye başladı. Sağlık Bakanlığı da 2008 yılından itibaren bu konuda çeşitli çalışmalar başlatmış olmakla birlikte henüz yeterince bir hizmet sunumu yok. Ancak gelişmiş ülkeler bunu çok önemsiyorlar ve stratejik planlarına koydular. Toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak için yoğun çaba içerisindeler. Sağlık okuryazarlığının tanımını yapacak olursak, sağlığı korumak, geliştirmek ve doğru tedaviyi bulmak için gerekli sağlık bilgilerini ve sunulan sağlık hizmetlerini bilme, yorumlayabilme ve anlayabilme, doğru karar verebilme ve yararlanabilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Yani tanım oldukça kapsayıcı, geniş bir tanım, oldukça güzel. Başka tanımları da var ama en kapsayıcı, en iyi olan tanım bu. Sağlığın korunması ve sürdürülebilmesi için bir kültür oluşturma aracıdır sağlık okuryazarlığı aynı zamanda. Dünya Sağlık Örgütü de yine sağlığın geliştirmesi ve iyilik halinin sürdürülmesi için sağlıkla ilgili bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma becerisidir diye kısa bir tanım yaptı. Çok kapsayıcı değil bu tanım. O yüzden bir önceki tanım daha sıklıkla kullanılan tanım. Şimdi sağlık iletişimin, sağlık okuryazarlığının sağlık iletişimi açısından önemi ni de bir kitap bölümü olarak yazmıştık. Orada da sağlık iletişimi açısından sağlık okuryazarlığı ne anlama geliyor diye detaylı bir şekilde işledik. Verilen tıbbi bilgiyi doğru olarak anlama, yorumlama ve istenen davranışı gösterme açısından sağlık okuryazarlığı, sağlık iletişimi açısından da önemli bir alan. Şimdi sağlık okuryazarlığın öneminden böyle maddeler halinde kısaca özetleyecek olsak şöyle: hastaların hastalıklarını tanımaları, şikayetlerini sağlık çalışanlarına doğru bir şekilde ifade edebilmeleri, sağlık çalışanlarına yerinde sorular sorabilmeleri, çekinmeden soru sorabilmeleri açısından, yine hekim ve hemşirelerin tanı ve tedaviye yönelik verdiği bilgileri, yapılan tıbbi işlemleri, tetkik sonuçlarını, yine sağlık broşürlerini, ilaç prospektüslerini, ki bunlar ilacın dozu, kullanma zamanı, süresi, faydası, yan etkileri, ilaç etkileşimleri gibi konuları okuyup anlayabilmeleri açısından ve yine tetkikleri de az da olsa sonuçlarını yorumlayabilmeleri açısından sağlık okuryazarlığı gerekli. Şimdi sağlık okuryazarı olan bir kişi neler yapabiliyor?
sağlıkla ilgili bilgileri okuyup anlayabiliyor. Sağlık durumunu tanımlayabiliyor. Hastalığı yakalandığı işte kronik hastalıklar ya da akut hastalıklar da olabilir. Hastalığının ne olduğunu biliyor. Sağlıkla ilgili uygun kararlar alabiliyor. Sağlık sistemini nasıl kullanacağını biliyor. Özellikle birinci basamağı aktif olarak kullanıyor. Reçete edilen ilaç kutularındaki talimatları, randevu sistemini, tıbbi eğitim broşürlerini, doktorların açıklamalarını ve tıbbi belgeleri anlayabiliyor. Giderek karmaşık hale gelen sağlık sistemleriyle baş edebiliyor. O sağlık sistemini rahatça kullanabiliyor. Ve son olarak da analitik düşünüp kararlar verebiliyor. Sağlık okuryazarlığı kişiye bu becerileri kazandırıyor. Peki tersinden bakacak olsak yetersiz sağlık okuryazarlığına sahip bir kişi ne tür dezavantajlara sahip? Sağlık düzeyinde düşüklük oluyor. Kişinin kendi sağlık düzeyi düşük. Sağlıksız bir yaşama sahip oluyor. Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamıyor. Kronik hastalıklarda bilgi eksikliği nedeniyle hastalıkların daha da ağırlaşmasına ve daha ileri tedavilere doğru giden bir süreç başlıyor. Kendine bakım yetersizliği oluşuyor. Verilen eğitimleri, tıbbi eğitimleri anlamada, doktorların talimatlarını ve bilgilerini anlamada güçlük oluyor. Tıbbi öneri ve talimatlara uygulamada yetersizlik oluyor. Ve bunun sonucunda da acil servislere başvuru sayısı artıyor. Yine kronik hastalıklar ya da hastalıkların tanısında gecikmeler nedeniyle ayaktan tedavi şansı kaybediliyor. Hastaneye yatarak tedavi olmak zorunda kalınıyor. İlaç hataları, uygulama hatalarında artma ve tüm bunların sonucu sağlık harcamalarında artma ve en sonuçta da ölüm vakaları oldukça artıyor. Ölüm oranları artmış oluyor. Sağlık okuryazarlığı kişisel gelişimi ve sosyal becerileri de destekleyici bir araçtır. Sağlık hizmetlerinden etkin yararlanmayı, kaynakların doğru kullanılmasını, sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılmasını, bireyin kendi sağlığı üzerinde yetkin olmasını sağlar ve sağlık hizmetlerinin maliyetini düşürür. Sağlık yönetimi açısından en somut çıktısı maliyetlerin düşmesi ve işte ortalama yaşam süresinin ve sağlıklı yaşam süresinde artmasını sağlayan stratejik bir konu. Toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyinin yüksek olması aynı zamanda yaşam kalitesini de artırıyor. Genel yaşam kalitesini de artırıyor. Sağlık okuryazarlığının kişiye sağladığı avantajlar. En başta doğru ve güvenilir bir sağlık bilgisine sahip oluyor ki günümüzde insanlar daha çok sağlıkla ilgili bilgileri internetten öğreniyorlar ama internette her bilgi doğru olmayabilir. Yanıltıcı bilgiler olabilir. Bu nedenle sağlık okuryazarlığına sahip bir kişi internetteki o yanlış bilgilerden de kendini korumuş olacak. Tıbbi terimleri öğrenmiş olacak. Böylece hekimle ve diğer sağlık çalışan ve sağlıkla ilgili eğitim materyallerini rahatça anlayabilecek. Doğru sağlık arama davranışına sahip olacak. Yani sağlık arama davranışı biliyorsunuz, sağlık bozulduğunda, sağlığımızı kaybettiğimizde bozulan bu sağlığı yeniden elde edebilmek için nereye başvurmamız gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini, hekime başvurma tabii normal olarak herkesin bir aile hekimi var ve insanların sağlığı bozulduğunda aile hekimine başvurmasında böyle olmuyor. Genelde hekime başvurmadan önce hastaların %20'si
bir geleneksel tedavi yöntemini uyguluyor ya da işte geleneksel tedavi yöntemini uygulayan bir başka kişiye, ki bunların çoğu hekim değildir, başvuruyor. Yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Yine sağlık okuryazarlığı kişiye kullandığı tedavi yöntemlerinin ya da yapacağı işlemlerin fayda ve zarar analizi açısından analiz edebilmeyi sağlıyor. Tıbbi bir uygulamanın faydası ve zararlarını karşılaştırarak karar verebilme açısından bir beceri sağlıyor. Yine ilaçlar konusunda doz ve sürenin ne olması gerektiğini bilmesini sağlıyor. Yine tetkik sonuçlarında hangi tetkikin ne anlama geldiği ve sonuçlarının nasıl yorumlanması gerektiği konusunda da bir avantaj sağlıyor. Dolaylı olarak sağlık okuryazarlığı kişiye ne sağlıyor? Hastanın kendine güveni artıyor. Sağlıkla ilgili bilgilere ve sağlık sistemini bildiği için, nereye nasıl başvuracağını bildiği için kendine bir güveni var. Etrafındaki insanlara da sadece kendi sağlığı için değil, etrafındaki insanlara da önerilerde bulunabiliyor. Ve sağlık hizmetlerinden yeterince yararlandığı için doktor ve diğer sağlık çalışanlarının önerilerini iyi bir şekilde anlayabildiği için memnuniyeti de artıyor. Kendini mutlu hissediyor. Tedavinin başarısı artıyor. İşte kontrollere ilaçları gerektiği gibi kullanmasını bildiği için, zamanında kontrollere geldiği için, işte yemesine, içmesine dikkat ettiği için tedavinin başarı şansı da artıyor. Hastaneye yatış oranları dolaylı olarak düşüyor ve yatış süresi azalıyor. Aile hekimine başvurular artıyor. Bu iyi bir şey. Çünkü daha üst basamakları boş yere meşgul etmemiş oluyor. Aile hekiminin yapabileceği hizmetleri, sunabileceği hizmetleri yeterince oradan yararlandığı için acil servislere başvurular azalıyor ve hekimlere genel olarak başvurular azalıyor, ama aile hekimine başvurular biraz artabilir. Çünkü sistem zaten o şekilde işlemesi gerekiyor. Ve yine de hekimlerin tabii karmaşık sağlık sorunlarıyla karşılaşması azalacağı için yasal sorumluluklarda da ve malpraktis vakalarında da azalma olacaktır. En son yine son çıktı da sağlık harcamaları azalıyor, ki burada yapılan araştırmalar şunu gösteriyor: sağlık okuryazarlığı düşük toplumlarda ya da kişilerdeki sağlık harcamaları diğerlerine göre 4 kat daha fazla. Yani sağlık okuryazarlığı, şöyle diyelim, istenilen seviyeye çıktığında demek ki sağlık harcamalarını 4 kat daha azaltacak gibi, 4 kat azaltacak gibi bir sonuç buradan çıkartabiliriz. Yetersiz sağlık okuryazarlığı hastalanma riskini artırıyor. Tedavi yöntemleri ve etkinliğini anlama düzeyini düşürüyor. Bununla birlikte hasta hekim iletişimini olumsuz yönde etkiliyor. Hekimlerle iletişimde hastanın pasif kalmasına, yapılan işlemler ve tedavi konusunda hastanın da karar verme sürecine katılamamasına neden oluyor. Bu durum hasta hekim iletişimini olumsuz yönde etkiliyor. Hasta kendisine uygulanan tedaviyi anlamadığı durumlarda hasta ve hasta yakınları için oldukça karmaşık bir süreç başlıyor. Yapılan araştırmalar mesela şunu gösteriyor: hastaların büyük çoğunluğunun aç karnına ilaç almanın ne anlama geldiğini bilmediğini gösteriyor. Şimdi hekimler diyor ki bu ilaç yazıyorum hastanız için, bu ilacı aç karnına kullanacaksınız. Ya da hekim demese bile eczacı ilacı verirken üzerine yazıyor: aç karnına günde 2 defa, 3 defa. Ama hasta aç karnına ilaç almanın ne olduğunu bilmiyorsa bunu doğru şekilde kullanamıyor.
Ki genelde hastalar şöyle yapıyor, işte ilacı içiyor, sonra işte yemek yiyor. Ve yanlış yapmış oluyor. Hasta eğer bunu sağlık okuryazarlığı düzeyi yüksek olsaydı, ilaç içtikten sonra belli bir süre yemek yememesi gerektiğini bilecekti. Yine hekimler işte bu ilaçlar bittikten sonra ya da şu kadar süre sonra kontrole gelmesi gerektiğini söylüyor ama hastalar hastalığının özelliklerini iyi bilmediği için, sağlık okuryazarlığı düşük olduğu için çoğu zaman kontrollere gitmiyor ve tekrar hastalık ilerlediği için o söylediğimiz birçok olumsuz faktör yeniden devreye giriyor. Yine ilaç prospektüslerini okuyunca anlayamıyor ve aydınlatılmış onamda yazılan yazıları okuyunca anlayamıyor. Böylece yine birçok sorun sağlık okuryazarı düşük olduğu için gündeme geliyor. Yine sağlık okuryazarı düşük kişiye sağlık çalışanlarıyla iletişim kurarken bildikleri sağlık okuryazarlığı düzeyi yüksek olanlar şikayetlerini hekime anlatırken özellikle de tıbbi terimlerin anlamını bilirlerse bu hekimin daha kolay anlayabileceği tıbbi terimleri kullanarak daha kolay şikayetlerini hekime anlatabiliyor. Hatta işte şikayetlerini detaylı bir şekilde hekimin ihtiyacı olan sırayla, mantık sırasıyla anlattığı için hekim tanı koymada çok daha kolay bir durumda oluyor ve yeniden daha fazla soru sormaya belki ihtiyaç bile duymadan kolayca hastanın tanısını koyabiliyor. Bu durumda tabii hasta hem bu tıbbi terimleri kullandığı için hekimle iletişimi de daha güzel olduğu için özgüveni artıyor. Sağlık çalışanlarında ki daha rahat hem sağlık çalışanları açısından daha kolay bir iletişim oluyor hem de hasta açısından daha rahat oluyor. Hekimler hasta yoğunluğu ve iş yükünün fazlalığı nedeniyle hastalık ve tedavi sürecine yönelik bilgilendirme için hastaya yeterince zaman ayıramayabilirler. Bu nedenle hastaların özellikle sağlık okuryazarlığı düzeyinin yüksek olması bu belki dezavantajlı durumu ortadan kaldırma açısından oldukça önemli. Yine hasta yakınının içinde bulunduğu, hasta ve hasta yakının içinde bulunduğu psikolojik durum, korku, endişe, ağrı gibi nedenler de iletişimin etkinliğini azaltacağı için bu açıdan da sağlık okuryazarlığı düzeyinin yüksek olması yine bir avantaj sağlıyor. Hekimlerin verdiği bilgileri hastanın doğru şekilde anlaması için sağlık okuryazarlığı çok önemli demiştik onu zaten. Yine sağlık çalışanlarının sağlık okuryazarlığı konusundaki yetersizliği, sağlıkla ilgili bilgileri hastaların anlayacakları biçimde anlatamamalarına neden oluyor. Yani sağlık okuryazarlığı şöyle anlaşılmasın. Yani sağlık okuryazarlığı sadece hastalar için ya da toplumdaki sıradan insanlar içindir. İşte sağlık mesleğine mensup olanlar zaten sağlık okuryazarıdır değil. Sağlık okuryazarlığı hekimler için de gerekli. Yani hekimler kendi alanı ile ilgili her şeyi bilemez yine de ama çoğu şeyi bilebilir ama diğer genel sağlık sistemi açısından, sunulan sağlık hizmetleri açısından artı diğer hastalıklar işte beslenme olsun, tedavi ile ilgili alternatif durumları da bilmesi gerekiyor ki hastayla çok daha rahat iletişim kurabilsin, hastayı anlayabilsin. O açıdan sağlık okuryazarlığı hekimler ve sağlık çalışanları için de gereklidir. Sağlık çalışanları hasta ile iletişimde hastanın sağlık okuryazarı düzeyini genellikle göz önünde bulundurmazlar.
Yani herkese, sağlık çalışanları, herkese aynı düzeyde eğitim vermeye ve aynı şekilde, aynı kelimelerle, aynı cümlelerle ifade etmeye çalışırlar. Oysa ki sağlık okuryazarlığı yüksek olanlarla düşük olanlar bu ifadeleri, bu bilgileri eşit şekilde anlayamayacaklar. Bu nedenle sağlık çalışanları düşük sağlık okuryazarlığına sahip hastalara karşı daha duyarlı olmaları gerekir. Böylece hasta ve sağlık çalışanları arasında yapıcı ve etkili bir iletişim sağlamak mümkün olacaktır. Düşük sağlık okuryazarlığına sahip hastaların verilen bilgileri anlamaları için şunlara dikkat edilmesi lazım. Bu hekimler ve sağlık çalışanları için önem arz ediyor. Bir defa empati olması gerekiyor. İletişim becerilerinin geliştirilmesinde bilinen en önemli yaklaşımlardan birisi empatidir. Mevlana'nın sözü bunu çok iyi açıklıyor. Aynı dil konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşırlar. Hekimlerin hastayı kendi yakını gibi düşünmesi lazım. Onun yaşadığı şartları, onun eğitim düzeyini, sosyoekonomik düzeyini çok iyi anlaması lazım ki rahatça anlaşabilsinler. Hastaya yeteri kadar zaman ayırması lazım. İyice anlaşılabilmesi için hastanın şikayetlerinin. Yine mesaj söylediği cümleler, öyle diyelim, mesajı iyi hazırlayarak sunması lazım. Pardon, bir su içmem gerekiyor. Yine çok bilgi vermek yerine yalın ve kolay anlaşılır bir dil kullanacak ve gerekli bilgileri söyledikten sonra bir özet yapması lazım ve tekrar yeterince de tekrarlaması lazım. Hastanın anlayacağı şekilde tekrar etmesi lazım. Verilen bilgileri hastaların anlayıp anlamadığını kontrol etmek için de yine bir çapraz kontrol olarak hastaya bu söylenilen şeyleri tekrarlatması gerekiyor. Görseller mesajları daha iyi anlamasını sağlıyor. Bu nedenle işte kolay anlaşılır bilen eğitim materyalleri hazırlanmalıdır. Hastalar soru sormaları için teşvik edilmelidirler. Yani belki de hastanın bir şey vardır, ama hastayı anlamak çok özellikle böylece önemli bilgilerin hastanın belli yerleşmesi sağlanır. Bu şimdi bizim bu sağlık okuryazarlığı kısa sürede artıramayacağımız için en azından sağlık çalışanları sağlık okuryazarlığı düşük olanlarla ayrıyeten daha fazla ilgilensin ve bunları yapsın diye söyledik. Yani sağlık okuryazarlığı eğer geliştirilememişse bunları yapmamız şart. Ama sağlık okuryazarlığı toplumun geliştiği sürece bu üzerinde daha fazla durulması gereken sorunlar azalacaktır.
Sağlık okuryazarlığının kapsamına bakacak olursak, sağlıklı yaşam yılını ve kalitesini artıran, sağlık eşitsizliklerini gideren, sağlık çalışanları için mesleki tatmin, doğru iletişim ve klinik becerileri kullanabilmeyi sağlayan, sağlık hizmeti alanlar için ise anlaşılır olabilme, kararlarda aktif rol alma ve sağlık hizmetlerinden daha kaliteli şekilde yararlanabilme avantajı sağlayan bir beceridir. Sağlık okuryazarlığı kapsamı oldukça geniş. Bu şekilde de gördüğümüz gibi sağlık okuryazarlığının türleri var ve sağlık okuryazarlığı seviyesi arttıkça kişilerin bilgi düzeyleri, sağlık bilgisi artacak, kritik düşünme ve analizler yapabilecek ve sonunda da hastalığı ve sağlığı için kendisi kararlar verebilecek. Pasif durumdan yani aktif duruma geçmeyi sağlayabilecek. Şimdi sağlık okuryazarlığı konusunda ülkemizde ve dünyada yapılmış bazı önemli araştırmalardan örnekler verelim. Türkiye genelinde yapılmış araştırmalarda toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyini belirlemek üzere yapılan araştırmalarda toplumun fazlasının sağlık okuryazarlık düzeyinin yetersiz olduğu ya da sorunlu olduğu. Ki bu yetersizlik durumu kadınlarda ve yaşlılarda daha fazla, ki esas sağlık sorunları ve risk grubu olan kesim bu kesim. Bu Sağlık Bakanlığı'nın 2016 yılında yayınlamış olduğu bir araştırma sonucu. Bizim Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrenciler üzerinde yaptığımız bir araştırmada ise öğrencilerin %28,5 düzeyinde bir yetersiz sağlık okuryazarlığı düzeyine sahip olduğu, %30'a yakınında sorunlu sınırlı sağlık okuryazarlığı düzeyi olduğu, %40'ına yakınının ise yeterli olduğu ve sadece %4'üne yakın mükemmel sağlık okuryazarlığı düzeyine sahip olduğunu tespit ettik. Ve 6 bölüm üzerinde yaptığımız bu araştırmada sağlık okuryazarlığı düzeyi yüksek olan bölümlerin hemşirelik, öncelikli hemşirelik, sonra beslenme bölümü olduğunu bulduk ki hemşirelik bölümünde sağlık okuryazarlığı dersi veriliyordu. Bu biraz etkilemiş olabilir. Ayrıyeten bu iki bölüm sağlıkla ilgili daha fazla ders alıyor. Avrupa ülkelerine bakacak olursak, Avrupa ülkelerinin 8 Avrupa ülkesinde yapılmış araştırmalarda toplumdaki yetersiz sağlık okuryazarı düzeyinin %2 ile %27 arasında değiştiği bildirilmiş. Ki bu sağlık okuryazarı düzeyi düşük olanların da, bakın burada %2'ye kadar düşürmüş olan ülkeler var. Yani yetersiz sağlık okuryazarlığı düzeyi sadece %2 olan ülkeler var ki bunların da artık yani eğitim seviyesi çok düşük, yaşlılar, azınlıklar, göçmenler ya da işte çok yaşlı olan, kronik hastalığı olanlar olduğu belirtilmiş. Yani artık bunların ki sağlık okuryazarlığı düzeyi de artırılamıyor, azınlıklar, göçmenler falan. O nedenle ki oldukça da düşük bizim ülkemize göre. Ülkemizde sağlık okuryazarlığı konusunda çalışmalar henüz yeterli düzeyde değildir. Evet, genel bilgiler kısmını sunmuş olduk. Şimdi sonuç ve önerilerde ne önerebiliriz? Bizim toplumumuz için, ülkemiz için sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için ve sunulan sağlık hizmetlerinden halkın istenilen şekilde yararlanabilmesini sağlamak için tüm toplumun sağlık okuryazarı düzeyinin artırılması büyük ve stratejik bir önem arz ediyor.
Bu amaçla sağlık okuryazarlığı düzeyinin istenen seviyeye çıkarılması hedefi gelişmiş tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizin de stratejik hedeflerinden biri olmalıdır. Sağlık Bakanlığı stratejik hedefine bu konuyu koymalı ve belirlediği süre içerisinde ilgili aktivitelerle bu hedefi yerine getirmesi lazım. Hekim ve hemşirelerin hizmet içi eğitim programlarına sağlık okuryazarlığı konusu eklenerek iyi bir sağlık eğitimcisi olmaları sağlanmalıdır. Sağlık çalışanlarının sağlık okuryazarlığı düzeyi düşük olan hastalarla etkili iletişim kurabilmeleri için uygun yöntemleri bilmeleri gerekmektedir. Sağlık çalışanlarıyla hasta yakın arasındaki yanlış anlaşılma, tıbbi hatalara, ilaçların yanlış kullanılmasına, istenmeyen yan etkilere ve öngörülmeyen sağlık sorunlarına yol açtığı için bu konuda gerekli hizmetin sunulması ve önemli bir konu olarak sürekli gündemde tutulması gerekecektir. Yine sağlık okuryazarlığı kişilerin veya sağlık çalışanlarının çabası ile geliştirilemez. Multidisipliner bir yaklaşım ve özellikle de Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda yeterince üzerinde durması gerekiyor. Yine Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve medya gibi kurumların işbirliğiyle toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyinin artırılması gerekir. Bu konuda gerekli eğitim materyalleri, filmler, kamu spotları hazırlanması lazım. Okullarda sağlık okuryazarlığı becerisini kazandırmak çok önemlidir. Bu nedenle tüm eğitim kurumlarının müfredatında gerekli düzenlemeler yapılarak sağlık okuryazarlığı dersi ya da eğitim konusu koyulması lazım. Okul öncesi dönemden başlayarak her öğretim kademesinde yer alması gerekiyor. Sağlıkla ilgili temel kavramlar kreş ve anaokul döneminden başlayarak ders ve ders dışı etkinliklerle öğretilmelidir. Burada aslında yine çok stratejik bir bilgi olarak şunu söyleyebiliriz. Gelişmiş ülkeler sağlık okuryazarlığına çok önem veriyor ve toplumu sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmaya çalışıyor. Bunu da en kolay nasıl yapabiliriz diye düşünüp okul sağlığı hizmetlerini keşfettiler. Okul sağlığı da yine dünyada üzerine. Bizim ülkemizde henüz okul sağlığı ile ilgili çok fazla bir hizmet yok. Ayrı bir branş, ayrı bir uzmanlaşma haline geldi dünyada okul sağlığı. Okul sağlığı ile birlikte yürütüldüğünde çok kolay bir şekilde toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyi artırılabiliyor. İnternetin ve diğer iletişim teknolojilerinin sağlık okuryazarlığındaki önemi dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından herkesin doğru sağlık bilgisine eşit şekilde ulaşma, anlama ve kullanmasını sağlayacak sağlık bilgi sistemleri ve eğitim materyalleri geliştirilmelidir. Türk toplumunun sağlık okuryazarlığı düzeyinin belirlenmesine ve toplumumuzun sağlık okuryazarlığı düzeyinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmasına halen ihtiyacı üzerinde bu çalışmaları yapalım. Sağlık Bakanı bu araştırmaları sağlık okuryazarlığı belirlemek için ülkemize özgü, uygun ve doğru ölçeklerin de geliştirilmesi gerekiyor. Bu sağlık okuryazarlığı ölçeği Avrupa Birliği tarafından yapıldı. Sağlık Bakanlığı da onu Türkçe'ye çevirtti. Bazı hocalar bu çalışmada görev aldılar. Bunu da bir kitapçık halinde yayınladı. Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde sağlık okuryazarlığı ölçeği Avrupa Birliği'nin geliştirmiş olduğu ve Türkçe'ye çevirmiş ölçek var. Sağlık okuryazarlığı düzeyinin sağlık hizmetleri kullanımı ve maliyeti üzerine etkilerini belirlemeye yönelik yapılacak çalışmalar bu noktada politika geliştiricilere ve sağlık hizmet sunucularına önemli bilgiler sunacaktır. Eğitim kurumlarının müfredatında sağlık okuryazarına yönelik düzenlemeler yapılması ve bunların standartlaştırılması sağlık okuryazarlığının geliştirmesinde
faydalı olacaktır diyoruz. Zamanımı iyi kullandım mı bilemiyorum. Ama soru ve katkılar için zaman kalmıştır diye tahmin ediyorum. Evet, söz başkanın. Hocam teşekkür ederiz değerli paylaşımlarınız için. Ağzınıza sağlık şimdiden söyleyeyim. Ben hemen hocama sözü vermeden önce kısaca hatırlatma yapayım. Sorusu olanlar veya eklemek isteyenler varsa mikrofonunuzu açıp konuşabilirsiniz veya chat kısmından yazabilirsiniz. Ben hocama iletebilirim. Hocam size bırakıyorum sözü, Sedat Hocam. Evet, Turgut Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sağlık okuryazarlığı çok önemli bir konu. Belki hani soru sorulmasına da bir girizgah olsun diye söylemek istiyorum. Biz burada Trabzon'da bütün acil servislere yönelik bir saha çalışması yaptık. Ve tabii gördüğümüz olay da şuydu. acil olmayan hastaların acil olan hastalardan çok daha fazla acil servislere başvurduğu tespiti var. Ve bunu önlemenin bir yolunu da Sağlık Müdürlüğü'nde acil yöneticileriyle yaptığımız toplantıda toplumun sağlık okuryazarlığının acil sağlık hizmetleri açısından geliştirilmesi gerekliliği olduğu görüşü paylaşıldı. Yani sağlık okuryazarlığı birçok derde çare. Bütün sorunları çözer mi? Elbette ki çözmez ama sağlık hizmetlerinin kuralına uygun ve etkin ve verimli olarak çalışması için çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Turgut Hocam da bu konuda çok yetişmiş bir insan. Bu konunun kitabını yazmış ve Sena'da okudu, özgeçmişinde çok değişik yerlerde çalışarak saha tecrübesi çok yüksek olan bir hocamız. Ordu Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim üyesi kendisi. Özgeçmişinde ifade ettiğimiz gibi ama aynı zamanda bir halk sağlığı uzmanı. Ve tıp fakültesi de derslere giren bir hocamız. Dolayısıyla bütün bunlar içerisinde bize gerçekten de sağlık okuryazarlığını çok güzel özetledi. Şimdi el kaldıran arkadaşımız vardı Sena. İstersen önce söz verelim, şey yapsınlar, hocalarımız sorularını sorsunlar, katkılarını yapsınlar. Evet. Evet, az önce Kemal Macit hocamız sanırım el kaldırmıştı ama şu an görünmüyor. Pardon. Şunu söylemek istiyordum. Öncelikle Turgut hocama çok teşekkür ediyorum. Şöyle de bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu okur yazarlık deyince acaba medya okur yazarlığı da bu sağlık okur yazarlığına büyük ölçüde katkıda bulunur mu? Veya medya okur yazarlığının sağlık okur yazarlığı kapsamında yeri nedir? Bunu sormak istiyorum. Kendisine teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum hocam. Güzel bir soru. Şimdi ben bu dersi öğrencilere anlatırken baştan şunu söylüyorum. Üniversiteyi bitirmiş bir kişi, entelektüel bir kişi 5 alanda sağlık okuryazarı olması, 5 alanda okuryazar olması lazım. Bunlardan biri sağlık okuryazarı, biri sizin dediğiniz gibi medya okuryazarlığı, işte ekonomi okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, bir de hukuk okuryazarlığı olması lazım. Yani modern hayatta entelektüel bir ve bir kişi olarak ve yaşam kalitesi iyi bir insan olarak uzun ve sağlıklı yaşamayı başarabilmemiz için bu 5 alanda sağlık okuryazarı 5 alanda okuryazar olmamız lazım. Sağlık okuryazarlığını aslında şöyle özetleyebilir. Sağlık okuryazarlığı nasıl artırılabilir? Kişisel olarak ya da toplum olarak nasıl artırılabilir? Bunun bir sonu var mıdır? İşte kaç yıl eğitim verecek olursak şöyle bir sonu yok edecek bir süreç. Ama bilgileri güvenilir yerlerden almak lazım. Medyada medya dediğimiz şimdi artık eskisi gibi televizyon, radyo, gazeteler anlaşılmıyor. Onların etkisi gittikçe azaldı. Şimdi sosyal medya esas etkili konumda. Sosyal medyada da her zaman sağlıkla ilgili doğru, güvenilir bilgiye ulaşmak zor. O nedenle
Bunlar bu sağlık bilgisinin resmi güvenilir kaynaklar vasıtasıyla edinilmesi lazım. Burada da en büyük sorumluluk Sağlık Bakanlığı'na düşüyor. Ben eğitim materyallerini biraz da o yüzden araştırıyorum internette. Mesela bizim Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde yeterli miktarda halkı aydınlatıcı, sağlık okur yazarlığı seviyesini arttırmaya yönelik materyaller yok. Birçok Avrupa ülkesi, gelişmiş ülkelerde halkı sağlık sorunları konusunda aydınlatıcı çok fazla materyal var. Hatta o ülkelerin web sitelerinde materyaller bile var. Yani orada yaşayan Türklere ya da Türkçe bilen kişilere yönelik olarak da kendi broşürlerini Türkçe'ye de çevirmişler. Ama bizim Sağlık Bakanlığımızın böyle sağlık okuryazarlığı alanında özellikle geliştirmiş olduğu materyal yok. Ama broşürler var, kitapçıklar var. Onlara da ulaşmak şimdi artık basılı olarak çok fazla yok. Web sitesi aracılığıyla belki ulaşılabilir ama derli toplu değil. Ama okullarda diyelim ki sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik bir kaynak olarak kullanabileceğiniz bir materyal yok. Özellikle mesela bu konuda yapılmış araştırmalar var. Öğretmenler şunu söylüyor, ya biz bu sağlıkla ilgili bilgileri yeterince bilmiyoruz. Bildiğimiz bilgiler yeterince güncel değil. Kaldı ki bilsek bile nasıl anlatabilirim? Yani bunu o okulun öğrencilerin seviyesine uygun işte görsel, interaktif bir şekilde nasıl anlatacağımızı bilmiyoruz. Konuyu anlatsak bile bir soru gelse o soruya nasıl cevap vereceğimizi bilmiyoruz. O yüzden bunları ya bir sağlık çalışanı anlatsın öğrencilere ya da bize bir eğitim verilsin bu konuda diye talepleri var. Öncelikle yani bir ülkenin stratejik olarak toplumu sağlık düzeyini, sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak için öncelikle öğretmenlere bu kurs şeklinde ya da bir eğitim maddesi şeklinde verilmesi lazım. Yani okuryazarlığı anlamında şöyle katkısı var mı? Çok var. Yani medyanın nasıl kullanılacağını bilmek, medyadaki bilgilerin her zaman doğru olmayacağını bilmek de sağlık okuryazarlığı düzeyine katkı yapıyor. Hocamın sorusuna bu şekilde bilmiyorum yeterli oldu mu hocam? Teşekkür ederim katkılarınızdan ötürü. Hayırlı akşamlar evet. Diliyorum. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Ali Yılmaz hocam el kaldırmış. Buyurun hocam. İyi akşamlar Turgut hocam. Teşekkür ederiz sunumunuz için. Ağzınıza sağlık. Kapsamlı bir sunumdu. Ben son dönemde Sağlık Bakanlığı'nın ve sağlık sektöründeki dijital uygulamaların e-sağlık okuryazarlığıyla açıklandığı e-sağlık okuryazarlığının yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda sizin fikirlerinizi almak isterim. Teşekkür ederim. Üniversitelere de bizim acaba sağlık okuryazarlığı derslerini müfredatlarımıza almamız gerektiğini düşünüyorum. Biz sağlık yönetimi Kırıkkale sağlık yönetim bölümü olarak müfredatımıza koyduk ve öğrencilerimize vermeye başladık. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim. Evet hocam çok teşekkürler. Güzel katkı yaptınız. Şimdi tabii dijitalleşiyor artık yani eğitim materyallerinin de dijital ortamda olması gerekiyor ve e-eğitim şeklinde, e-öğrenim şeklinde olmasında fayda var. Artık basılı kaynaklar üzerinden gitmek çok doğru değil. Yani o söylediğiniz öneri haklı. E-öğrenim şeklinde sağlık okuryazarlığını geliştirmek lazım. Üniversitelerde de sağlık okuryazarlığı dersi
Biz sadece bizim bölümde var zannediyorduk. Demek ki Kırıkkale'de de olduğunu duymak beni sevindirdi. Biz geçtiğimiz yerlerde bu dersi koymuştuk. Ayrıca Gümüşhane Üniversitesi'nde hem hemşirelik hem beslenme diyetetik de vardı. Sağ ol Sedat Hocam, işte Ordu'da da müfredata koydu. Oldukça faydalı oluyor. Hatta bizim şimdi yüksek lisansımızda da var. Onu bir üst düzeyden anlatıyoruz. Yani bu alanda çok çalışma yapılması lazım. Ne kadar çalışılırsa o kadar iyidir. Yani sunuda da özetlediğimiz gibi ülkenin hem sağlık harcamalarının azalmasına, hem insanların daha uzun yaşamasına ve daha sağlıklı yaşamasına vesile olacak çok stratejik bir konudur. O yüzden ne yapılsa azdır diyebiliriz. Evet. Sena, Aydın Hocam'a da söz verelim. Evet hocam, ben de tam Aydın Hocam'a söz vereceğim. Her şey diyorum. Mikrofonum açılamadı bir türlü. Ben de biraz katkıda bulunayım. Öncelikle Turgut Hocam'a teşekkür ederim. Bu kitabı beraber de yazdık, biliyor. Ben hatta şimdi sosyal hizmete halk sağlığı dersinde bunu anlatıyorum. Gerçekten önemli. Yalnız bir iki ufak eksik nokta gördüm, onu söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz madende de 41 kişi öldü. Hep reaktif olarak söyleniyor. Yani olay olduktan sonra ne yaparız? Şu oluruz, bu oluruz. Biz halk sağlığı uzmanı olarak Kemal Hocam'a da bu anlamda daha geniş bir cevap da olsun diye söylüyorum. Biz öncelikle halk sağlığı, zaten direkt halk sağlığın konusu olduğu için koruyucu hekimlik yönüne ağırlık vereceğiz. Proaktif. Yani nasıl sağlığımızı koruruz? Ben belki de aranızda Kemal Hoca'dan sonra en yaşlı kişi benim. Sedat Hoca'dan da büyüğüm, sizden de büyüğüm. Benim ne kadar sağlıklı olduğuma hakimsiniz. Bunu övünmek için söylemiyorum. Sağlık okuryazarlığını kendi bünyemde, kendi vücudumda çok iyi uyguladığım için söylüyorum. Yani halkın genel anlamda biz koruyucu sağlık hizmetleri yönünden bu sağlık okuryazarlığına ağırlık verirsek, Avrupa'da, dünyada bu yönde zaten bunu ele alarak sağlık okuryazarlığı yönünde çok ileri giderek sağlık kalitesini yükseltti, sağlık ölçütlerini olumlu düzeyde yükseltti diye söylüyorum. Kemal Hoca'ya çok da vaktinizi almamak açısından Kemal Hoca'ya da genel bir cevap vermiş olayım. Sağlığı etkileyen, ben İSG'yi kuran adamım biliyorsunuz Turgut Hocam, sağlıkla güvenlik aynı şey. Can güvenliği sağlıyoruz. Aynı sağlık demek. Yani sağlık için riskleri, iş kazası, meslek hastalıkları geçirmeyelim, hasta olmayalım diye yapıyoruz. Dolayısıyla sağlığı etkileyen binlerce, milyonlarca ne kadar faktör varsa hepsinden okur yazar olmamız lazım. Yani en önce genel kültür, genel bilgi. Zaten dinimiz de böyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, de ki o peygambere, bilenle bilmeyen bir olur mu? Ne kadar bilgimiz yüksek olursa bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaz ve bu şekilde bu derece şeyimiz yüksek olur. Kalitemiz, yaşam kalitemiz, şeyimiz, sağlık davranışımız olumlu olur. Kendimizi koruruz. Hasta olduktan sonra belli şeylerden sonra zaten belli aşamalardan sonra siz de sağlıkçısınız veya dinleyenlerde sağlıkla ilgili bilgisi var. Elinden hiçbir şey gelmiyor. Irreversible, geri dönüşsüz oluyor. Ben bunları söylemek istedim. Çok sistematik bir şekilde anlattı. Turgut Hocam'a teşekkür ederim bu anlamda da. Evet, kesildi mi? Ne oldu? Geldi mi sesim? Evet arkadaşlar. Çok sesinizi dinledim tamam. Hocam. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Evet. Ben de teşekkür ederim. Geldi hocam, teşekkür ederiz. Bir de chat kısmından hocam eklemeler var. Murat Ataseven hocam yazmış. Hocam sadece okullarda değil, okul dışı faaliyetlerde de bu eğitimler verilmeli vatandaşlarımıza. Sadece tedaviye yönelik değil, hasta neden veznede kayıt oluşturuyor, neden bu prosedürler var? Bunlar da mutlaka iletilmeli. Hasta polikliniğe gitmesi gerekirken acile geliyor. Düşme çarpması yok, bel ağrısına sahip, gene de acile gelmeyi tercih ediyor diye eklemiş hocam. Belirtmiş olayım. Sorusu veya eklemek istediği olan hocalarımız veya arkadaşlarımız varsa ekleyebilirsiniz. Mikrofonunuzu açıp söz alabilirsiniz. Evet, zannediyorum gayet tatmin edici olmuş. Evet. Bütün katılımcı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Özellikle
bilgilerini bizimle paylaşan hem hemşerim, hem kader arkadaşım, hem büyük bir dostum Sayın Hocama. çok çok Turgut Hocama çok çok teşekkür ediyorum. Aydın Hocamla da görüştüğümüze çok memnun olduk. Kemal Hocam'ın da bu arada sesini duymuş olduk bu vesileyle. Onu da azıcık görüntüsünü paylaşmış olduk Ali Hocam'la ve diğer bütün arkadaşlara. Herkese çok teşekkür ediyorum. Son bir not var. İstersen onu aktararak bitirebilirsin. Herkese çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Erdem Gündemir hocamız yazmış. Sağlık okuryazarlığında sağlıkçıların okuryazarlığının düzeylerini ölçülebilecekse ne seviyedeyiz? Demiş hocam. Soru sormuş. Sağlık okuryazarlığında sağlıkçıların evet, okuryazarlığı... Evet, cevap. Şöyle, sağlık çalışanları üzerinde yapılmış bir araştırma hatırlamıyorum ama işte biz sağlık çalışanı olabilecek 4. sınıf öğrenciler üzerinde yaptığımız bir çalışmada sadece işte %4'ünün mükemmel düzeyde bir sağlık okuryazarlığına sahip olduğunu tespit ettik ki bunlar işte bir yıl sonra sağlık çalışanı olacaklar. Yine konuşmamda söylediğim gibi sağlık okuryazarlığı dersi almalarına rağmen bu seviyedeler ki daha öncesinde böyle bir ders olmadığını varsayarsak ve sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitimde de böyle bir eğitim verilmediğini düşünürsek muhtemelen yeterli değil sağlık çalışanlarında sağlık okuryazarlığı. Hatta işte şu anda biz bazı kitapları hazırlarken birçok bilgiye rastlıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamalarının birçoğunu biz bile bilmiyoruz. Yani sağlığın içerisinde olmamıza rağmen birçok bilgiyi bilmemiz gereken birçok uygulamayı, daha doğrusu şöyle, bilgiden ziyade sağlık hizmetlerinin sunumuyla ilgili olan bilgileri bilmiyoruz. Yeni hizmetleri bilmiyoruz. Uygulamaları bilmiyoruz. Bunların halka ve topluma aktarılması için daha aktif bir iletişim kanalı kurulması lazım. Evet. Bir örnek verebilir miyim esprili bir şekilde burada? Hocam ben aynı zamanda üniversitenin iş yeri hekimiyim. Prostata olan bir şey... doktor demiş ki bevliyeci, bak biyolog bevliyeci, vallahi demiş prostat her kadın ve her erkekte vardır demiş. Daha bunun üzerine ben söz bulamıyorum. Siz bulabiliyorsanız söyleyin. Ben dehşete kapıldım. O kadar basit. O kadar söyleyin. Hay haksız mıyım hocam? Yani böyle bir şey evet, var. Teşekkür ederiz Aydın hocam. Evet, yani bu denli ne? Şeyi kapatabiliriz. Buyur sen Hocam ben son bir soru ekleyebilir miyim? Soru sorabilir miyim şu an? Siz sunumunuzda Sağlık Bakanlığı'nın bir... Hocam sesiniz açık. İsterseniz onu kapatın. Tamam. Hocam siz sunumda şeyden bahsettiniz. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre sanırım kadınların erkeklere oranla okuryazarlığının çok daha düşük olduğunu, kadınlar ve yaşlılarda daha düşük olduğunu söylediniz. Bunun sizin üniversitede son sınıf öğrencilerine yaptığınızda sizin kız öğrencilerle erkek öğrenciler arasında da böyle bir ayrım var mıydı yoksa yakın mıydı? Yani eğitim seviyesiyle alakalı olduğunu düşündüm de acaba öğrencilerde de aynı sonuca vardınız mı diye merak ettim. Öğrencilerde yok. Öğrencilerde belirgin bir fark çıkmadı cinsiyetler arasında. Kadınlarda daha düşük olmasının toplumda kadınlarda daha düşük olmasının nedeni kadınların eğitim seviyesinin biraz daha düşük olmasından, işte bilgi kaynaklarına ulaşmasının daha zor olduğundan, sağlıkla ilgili belki kuruluşlara başvurularının veya işte soru sorma, efendim sağlıkla ilgili bilgi alma imkanlarının daha düşük olmasından kaynaklanıyor olabilir muhtemelen. Yoksa cinsiyet arasındaki farklılık, hani direkt cinsiyetten kaynaklanan bir fark değil o. Eğitimle ilgili veyahut da hayatın içerisine katılma oranıyla ilgili bir şeydir diye düşünüyorum.
Ben de eğitimle alakalı olduğunu düşündüğüm için sormak istedim. Teşekkür ederim hocam yanıtınız için. Son olarak eklemek isteyen bir şey, birileri yok sanırım. Varsa son kez mikrofonunuzu açabilirsiniz. Yoksa dersimizi bitirelim diyelim. Hocam ben hem hocalarım adına ve hem katılan bütün arkadaşlarımız adına tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Değerli katılımlarınız için, zamanınızı ayırdığınız için. Yine katılan bütün arkadaşlarım ve hocalarıma da tekrardan teşekkür ediyorum. Bu akşamki dersimiz bu kadar. İnşallah 2 hafta sonra bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar dilerim. Evet, iyi akşamlar benden. Evet, saygılar sunuyorum herkese. Herkese iyi akşamlar.